Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler bugünkü videomuzda TYT Türkçe 3 Adım kitabından Milli Eğitim Bakanlığımıza ait sizler için yayınladığı eserden örnek soru çözümleri ve ders anlatımı yapacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza özellikle yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Kanalımızda eğitim, kültür, sanata dair ve ders konularını içeren bir kanal. Dolayısıyla yeni gelen arkadaşlarımız da izledikçe kanalımızın ne tür bir kanal olduğunu görecek ve faydalanacak. Zaten eskiden takip ediyorsanız ve aboneyseniz kanalımızı tanıyorsunuzdur. Değerli arkadaşlar, bu yayınımız hem TYT'ye yönelik olacak. Zaten bu kitap TYT'ye yönelik hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 adım yani zorluk derecesi 1, 2, 3 şeklinde ayarlanmış bir eser. Aynı zamanda 9, 10, 11, 12. sınıf konuları da bunun içinde yer alıyor. Özellikle dil bilgisi konuları üzerinde biz burada duracağız. Paragraf sorularına daha sonra değineceğiz. Kanalımızda Milli Eğitim Bakanlığı 3 adım oynatma listesi var. O listeden çözümlü soruları buradan görebilirsiniz. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar ve bu video serimizde hızlı bir soru çözüm tekniğinden ziyade soruları incelerken sorunun içinde farklı konuları da öğrenmemiz gerekiyorsa onlara da değineceğiz. Ondan dolayı bir videomuzun içinde bir soru da işlemiş olabiliriz, birkaç soru da işlemiş olabiliriz. Ondan dolayı bu tarzımıza alışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi dil bilgisi birbiriyle bağlantılı olduğu için bir sorunun içinde birçok konuyu bilmeniz gerekebilir. Hatta gerekmektedir. Dolayısıyla değerli öğrencilerim, biz de bir soruyu çözerken önce genel olarak bir çözeceğiz. Sonra o çözümle ilgili yan konular varsa, bu çözümümüzü öğrenmemizi gerektirecek yan konular varsa dil bilgisinden onları da sizlerle paylaşıp öğreteceğiz. Bu bakış açısıyla bizi izlerseniz sevinirim. Yani ya hızlı hızlı çözüp geçelim işte vaktimiz yok derseniz kanaldan, videodan ayrılabilirsiniz. Diğer sorularımıza bakabilirsiniz. Hızlı çözüm yaptığımız sorularımız da var. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarzı takip edeceğiz. Bu arada oynatma listelerinden ders konuları, yazılı soruları ve diğer ürünlerimizle ilgili videolarımız mevcut. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listelerine tıklayarak. Değerli arkadaşlar kanalımıza da abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Şimdi bu ilk sorumuzda ekler ve sözcükte yapı konusu üzerinde duracağız. Belli başlı önemli soruları çözeceğiz. Şimdi karşınızdaki soru birinci aşama bir soru. Yani birinci adım bir soru. Fakat gene de soruya baktığınız zaman bu soruda takılan arkadaşlar olabilecektir. Şimdi sorumuzda diyor ki mış mış eki alan, mış mış muş muş eki alan sözcüklerden hangisinde bu mış mış muş muş eki farklı görevde kullanmıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar farklı görev deyince bakın bir de mış mış muş muş eki diyor. Bu mış mış ekinin farklı görevleri ne olabilir? Bunu bir düşünelim. Öncelikle mış mış muş muş eki öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Ve eyleme getirilir, eylemlere getirilir, fiillere getirilir ve fiilleri çekimler. Zaten fiiller çocuklar cümlede çekimlenerek kullanılır. Fiiller kök veya gövde halinde kullanılmaz. Muhakkak çekim eki alması gerekir. Kip eki ve şahıs eki alması gerekir. Veya sadece kip eki alması gerekir veya şahıs eki alması gerekir. Yani çekime girmesi gerekir. Dolayısıyla birinci görevi bu olacaktır cümlelerde. İki, biliyorsunuz sıfat fiil eklerinden mış mış, muş muş var. Anası mezar dikecekmiş diye bir formülümüz vardı hatırlayın. Bu artık meşhur olan bir formül. Duymayanlar da bu formülü öğrensin. O zaman bu iki görev başta olmak üzere cümlenin içinde yer almış olacak. Tabii eğer bu mış mış muş muş ekini alıyorsa sıfat fiil olacaktır. Sıfat fiil olduysa eğer ve sıfat fiil görevinde kullanılıysa sıfat görevli kullanılacaktır. Aynı zamanda adlaşmış sıfat da olabilir. Tamam mı? Bunu da göz önüne alarak şimdi inceleyelim. Şimdi sırasıyla sevgili arkadaşlar isterseniz kelimelerimizin altını çizelim. Bakın bulamamış, dökmüş, öğrenememiş ve çürümüşleri ve yaşanmış.
Evet, bakın altını çizdim. Şimdi arkadaşlar biraz önce dersin başında dedim ya size birkaç konuyu da bilmek lazım. Dolayısıyla burada bizi şaşırtmak için, bakın bizi şaşırtmak için birleşik kelime içinde de kullanmış. Şimdi mesela A seçeneğini öğelerine ayırırsak arkadaşlar, okulun yemekhanesini bir türlü bulamamış kime sorduysa derken, burada bakın bir devrik cümle, bulamamış yüklemimiz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bakın burada bulamamış yüklemimiz. Dolayısıyla aynı zamanda bu bir birleşik cümle. Bak kime sorduysa diyor, sordu ise dikkat edin, ek fiilin şartı burada kullanılmış. Dolayısıyla bir birleşik cümle içinde kullanılmış. Gene bak kim dökmüş bu çöpü buraya diye söylenir derken bir iç içe birleşik cümle. Bakın burada da dökmüş içteki cümlenin yüklemi olmuş. Tabii öğelere ayırırken kelime grubu olarak tamamını biz nesne olarak alacağız. Değil mi? Şimdi söylendi yüklem. Söylenen kim? O. Ne söylendi? Kim dökmüş bu çöpü buraya diye. Değil mi? Şimdi konumuz o değil. Ben hatırlatma babından böyle dikkatinizi çekme adına söyleyeyim dedim. Yine bak askıda kalan ceketin kimin olduğunu öğrenememiş galiba. Burada da yine bakın devrik bir cümle yapmış ve fiilimsi alan bir cümle, birleşik cümle, girişik birleşik cümle. E seçeneğine bakalım. Büyük bir patlama yaşanmış arka sokaktaki küçük evde. Burada da sevgili öğrencilerim basit bir cümle, basit bir cümle. Bakın içinde fiilimsi yok, dikkat edin. Ama devrik bir cümle. Dolayısıyla bulamamış, dökmüş, öğrenememiş, yaşanmış. Bunların hepsi arkadaşlar çekimli fiil. Yani burada mış mış eki, mış mış eki, muş muş, mış mış eki öğrenilen geçmiş zaman kipiyle ne yapmış? Çekimlenmiştir arkadaşlar. Öğrenilen geçmiş zaman. Bakın şöyle okla göstereyim. Bakın öğrenilen geçmiş zaman kipi. Yani mişli geçmiş zaman. Tamam mı? Öğrenilen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş. Görev nedir? Öğrenilen geçmiş zaman eki. Tamam mı? Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Peki doğru cevabımız nedir? O zaman D şıkkıdır. Peki D şıkkı hangi görevde kullanmıştır? Dikkat ederseniz videomuzun başında görevleri anlatırken, bu alabileceği görevleri anlatırken bahsetmiştim. Şimdi bakın, işimiz biter çürümüşleri ayıkladıktan sonra. Burada bakın gene bir devrik cümle şeklinde sormuş. Tarzı bozmamış. Bak diğerlerinde de devrik cümle. Şimdi burada arkadaşlar çürümüşleri derken ne kastediyor? Dikkat edin. Bunu maviyle yazayım isterseniz. Daha doğrusu çizeyim. Bakın şöyle yuvarlak için alayım. Farklı olduğu için. Çürümüşleri derken aslında burada çürümüş meyveleri, atıyorum çürümüş sebzeleri, değil mi? Varlıkları ayıkladığını söylüyor. Larler eki ne yapmış? Larileri eki sevgili arkadaşlar. Bu ismin yerini tutmuş. Dolayısıyla çürümüş meyve veya çürümüş sebze dediğimiz zaman çürümüş orada ne olacaktır? Sıfat olacaktır. Aynı zamanda sıfat olmasının sebebi çürümek fiilinden türediği için mışmış, anası mezar dikecekmiş, sıfat fiil görevi görecektir. Çürümüş meyve, çürümüş sebze gibi. Biz bunları ayıkladıktan sonra işimiz bitiyor bakın. Onu demek istiyor özne. Fail onu demek istiyor. O zaman isim düşmüş. İsmin yerini larileri almış. Dolayısıyla çürümüşleri derken sıfat isim çekimeki aldığı için adlaşmış sıfat olur. Biliyorsunuz biz sıfat konusunda görürken adlaşmış sıfatları ne yaparız? Görürüz. Sevgili öğrenciler ne demek adlaşmış sıfat? Sıfat görevli bir kelimenin isim çekim eki alması yoluyla sıfatlığı bırakması, sıfatlıktan düşmesi ve isimleşmesi durumuna biz adlaşmış sıfat diyoruz. Genel kaide olarak da çocuklar isim cinsinden kelimeler isim çekim ekleri alırsa o zaman bulundukları görevi bırakırlar ve daha doğrusu sözcük türünü bırakırlar, adlaşırlar. Yani isimleşirler, isim olurlar. Dolayısıyla burada da çürümüşleri derken aslında çürümüş meyveleri, çürümüş sebzeleri veya çürümüş nesneleri kastediyoruz ve onun yerini tuttuğu için adlaşmış sıfat oldu. Şimdi bunu daha iyi kavrama adına sizlerle bir cümle paylaşacağım. Daha doğrusu iki cümle paylaşacağım ve bu cümle paylaşımımla beraber konuyu daha iyi kavrayacağınıza inanıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar,
Ekranda bakın şimdi bir Word belgesi açıyorum ve burada dikkat edin sizlere iki tane cümle paylaşıyor. Bakın dikkatli olarak bakalım. Şimdi burada genç insanlar hayat mücadelesinde daha gayretli olurlar. Birinci cümlemiz bu. İkinci cümlemizde gençler hayat mücadelesinde daha mücadelecidirler cümlesi var. Aslında iki cümle aynı anlama geliyor. Fakat bakın altı çizili kelimeler. Size şöyle bir soru sorsa üniversite sınavında veya yazılı sınavında. Dese ki hocamız genç insanlar hayat mücadelesinde daha gayretli olurlar cümlesiyle gençler hayat mücadelesinde daha mücadelecidirler cümlesindeki gençler kelimelerinin türü, sözcük türü nedir? Evet, genç insanlardaki genç, bakın kırmızıyla çizdik ve gençler. Kırmızıyla çizili kelimelerin sözcük türü nedir? Kelime türü nedir? Yani sözcük türü deyince hemen aklımıza ne gelecek? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem ve fiil. Arkadaşlar 8 tane sözcük türümüz var. Bu sözcük türümüzden birisi eylemleri belirtir. Yani fiiller, eylem. Diğerleri ise isim cinsinden kelimelerdir. Ne demiştik? İsim cinsinden kelimeler eğer isim çekimeki alırsa adlaşırlar. Fiiller fiil çekimeki alır. İsim cinsinden kelimeler isim çekimeki alır arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi bakın genç insanlar hayat mücadelesinde gayretli olur cümlesinde sevgili arkadaşlar genç kelimesi nedir burada? İnsan isminin önüne gelmiş. Dikkat edin. Ve insan isminin, insanlar isminin sıfatı olur. Sıfat artı isim. Eğer bir ismin önüne sıfat gelirse ne olur? Sıfat tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki genç sıfattır. Genç insanlar ise sıfat tamlamasıdır. İkinci cümlemize baktığımız zaman gençler hayat mücadelesinde daha mücadelecidirler veya gayretli olurlar diyelim. Burada da dikkat edin insanlar düşmüş. Aslında gençler derken biz genç insanları kastediyoruz. Öyle değil mi? Genç insanları kastediyoruz. Yani genç olan insanları kastediyoruz. Doğal olarak genç olan insanlar tabii ki hayat mücadelesinde daha gayretli olurlar. Peki burada insanlar gitti ve gençler diye kalıplaşmış bir kelime geldi. Bakın değil mi? Gençler. Genç ismi çoğullaştı. Larler eki nedir? Çokluk ekidir sevgili arkadaşlar. Larler eki çokluk ekidir. Çokluk eki aynı zamanda bir çekim ekidir. Ne çekim ekidir? İsim çekim ekidir. Dolayısıyla isim çekim eki olduğu için bir sıfata geldiği zaman o sıfatı ne yapar? Adlaştırır, yani isimleştirir. Dolayısıyla biz artık orada sıfatlık görevini görevinden kurtulduğu için genç sıfatı artık adlaşır ve adlaşmış sıfat olur. O zaman arkadaşlar bu cümlemizin birinci bölümünde genç insanlar hayat mücadelesinde daha gayretli olur cümlesindeki genç sıfat iken gençler hayat mücadelesinde daha gayretli olur veya daha mücadelecidirler derken orada da ne olmuştur? Adlaşmış sıfat olmuştur. Neden? İsim çekim eki almıştır. Bakın çokluk eki almıştır. Peki burada hatırlatırsa hocam isim çekim ekleri nelerdir? Hızlıca onun üstünde de duralım. Konu geldiğinde ileride onları göreceğiz. Arkadaşlar isim çekim eki dediğimizde çokluk eki, iyilik eki, hal eki bunlar nedir? İsim çekim ekleridir. Yer yer ortak kullanılan mı edatı bu da isim çekim eki olarak isimlerde kullanıldığında isim çekim eki görevi görür arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar geldiği zaman işte bir çokluk ekidir, hal ekidir, iyilik ekidir. Bunlar ne yapar? O kelimeyi adlaştırır. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim, şimdi tekrar sorumuza dönersek ve D şıkkına dönersek, orada çürümüşleri derken çürümüş meyveleri veya çürümüş sebzeleri kastettiği için sevgili arkadaşlar, D şıkkındaki çürümüşleri bir adlaşmış sıfattır arkadaşlar. Adlaşmış sıfattır. Dolayısıyla buradaki mışmış eki sıfat fiil eki olarak görev görmüştür. Yani bir yapım eki görevi görmüştür biliyorsunuz. Sıfat fiiller, zarf fiiller, isim fiiller bunlara biz fiilimsi diyoruz. Fiilimsiler, değerli öğrencilerim, fiilden isim yapım eki alırlar. Ama bu ekler özeldir. Mesela anası mezar dikecek. Fiilimsi, sıfat fiiller sadece anası mezar dikecekmişi alır. Yani an, en, ası, esi, maz, mez, dık, dik, mış, miş, acak, ecek. Bunlar sıfat fiil. İsim fiiller ise maslar yapar ve mak, mek,
mame, ış iş. Hani mayışmak diye bir formül var hatırlarsanız. Bunun dışında ıp, ip, ae, dıkça dikçe, hığında diğinde, arak erek, ken, bu gibi eklerde, madan neden gibi eklerde zarf fiil yapar. Bunlara neden isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil dedik arkadaşlar? Şundan dolayı. İsim fiiller direkt mastar yaptığı için, yani eylemin adını koyduğu için, adı olduğu için isim fiil diyoruz. Neden sıfat fiil diyoruz? Sıfat fiillerde eklendiği kelime, sıfat fiil eklenirse bir eyleme, onu ne yapar? Sıfatlaştırır, isimleştirir. O cümlede sıfat görevi görür. Çünkü fiilden isim yapma ektir aynı zamanda bu ekler. Dolayısıyla cümlede sıfat görevi gördüğü için adı sıfat fiildir. Bir diğer adı ortaçtır. Peki zarf fiil neden diyoruz? Zarf fiillerde aldığı eklerle cümlede zarf olurlar, zarf oluştururlar. Aynı zamanda cümlenin öğesi olduklarında da zarf cümleci olurlar değerli öğrencilerim. Bundan dolayı ona da zarf fiil denir. Diğer iki adı da şudur. Ba fiil ve ulaç. O zaman isim fiillerin bir diğer adı mastar, sıfat fiillerin diğer adı ortaç, zarf fiillerin diğer adı ulaç ve ba fiil olarak adlandırılır. O zaman Denizli seçeneğinde sevgili arkadaşlar farklı olarak burada ne yapmış? Fiilimsi göreviyle kullanmış. Yani fiilimsinin eki olarak, yani yapım eki olarak ne yapmış? Kullanılmış. Diğerlerinde ise sevgili öğrenciler bulamamış, dökmüş, öğrenememiş ve yaşanmış da öğrenilen geçmiş zaman eki olarak kullanmıştır. Diğer videomuzda diğer kaldığımız sorulara devam edeceğiz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.